Tam yine mi sen diyorsun? Evet yine ben güzel arkadaşım. Biliyorum bugün çok fazla bana maruz kalacaksın ama yapacak bir şey yok diyoruz. Günün ikinci videosundan herkese selamlar efendim. 49 günde TETM Otomatik'te 47. gün bitmek bilmiyordu. 7. gün devam ediyordu ama gelmişsin 49'a idare edemez misin be hadi bugünü bitirelim çünkü bu işin sonunda bir soru daha var arkadaş bugün sana öyle bir şey anlatacağım ki şimdi anlatacağım derste bir soruyu kurtarabiliriz binom açılımını anlatacağız tek derste de bitireceğiz iki sayfamız var iki sayfada anlatılabilecek her şeyi anlatacağım mantığını kavrayacaksın. diyeceksin ki binom açılımından soru gelsin o zaman ne diyoruz gönder gelsin dedim binom açılımını anlatıyorum sana Binom açılımını anlayabilmemiz için önce nereden başlayalım? Pascal üçgeninden. Ya da ben sana daha... Allah! O kadar yaklaşmayalım. Biz Pascal üçgeniyle yine aramızdaki mesafeyi koruyalım. Şimdi Pascal üçgeninin diğer adını söylemiştim ben sana. Ne demiştim? Ömer Hayyam üçgeni olarak adlandırılır. Asıl. Değil mi? Peki bu Ömer Ayyem üçgeni nasıl yazılıyor? Köşelere ne yazacaksın bir kere? 1 yazacaksın. Ardından alt alta gelen rakamları toplayıp şu tarafa doğru yazıyorsun sayıları. 2 yazdık. 1 ile 2'yi topladık 3. 2 ile 1'i topladık 3. Bak 1, 3, 4. 3, 3, 6. 3, 1, 4. Bunu bilmeyenimiz yoktur herhalde. Bilmiyorsan da artık öğrendim. Burası üssü 0 gibi, üssü 1 gibi, üssü 2 gibi, üssü 3 gibi, üssü 4 gibi, üssü 5 gibi, üssü 6 gibi düşünülebilir. Anlaştık mı? Anlaştık. Niye böyle bir şey söyledin hocam? Bak şundan söyledim. Bir de buraya bakıyorsun. Diyorsun ki hocam burası 2'nin sıfırlısı, 2'nin birlisi, 2'nin ikilisi mi oluyor? Aynen öyle bak. 2'nin sıfırlısı 1, bir, 2'nin birlisi iki, 2, 2'nin ikilisi 1. Bir. Ben bunu sana zaten kombinasyonla ne dedim? Hızlı şekilde hesaplamak istiyorsan bu şekilde hesaplayabilirsin demiştim. 3'ün birlisi, 3'ün ikilisi, bak 3'ün üçlüsü. Yetmedi bak. 4'ün sıfırlısı, 4'ün birlisi, 4'ün ikilisi, 4'ün üçlüsü... Dördün dörtlüsü. Hmm, hocam bu işe yarıyor Pascal üçgeni. Ömer Ayyom üçgeni. Aynen öyle. Bir de bu kat sana tanıdık geldi mi bilmiyorum ama birazdan bahsedeceğim. Binom açılımında aslında kullandığımız şey buradaki katsayılar. sayılar. Onun da mantığı şimdi gelecek. Şimdi gel bakalım. Pascal üçgeninde neyi bilmeliyim ben? Pascal üçgeninde her satır bir sayısıyla başlar. Her satır bir sayısıyla biter. Her bir sayı bir üst satırdaki sayının solundaki ve sağındaki üst sayıların toplamıyla bulunur. Tamam. Her satırda baştan ve sondan eşit uzaklıktaki sayılar birbirine eşittir. Bak oradaki mantık da şu. Bak bu 15'lerin eşitliğini gör. Bak buradaki 5'lerin, bak buradaki 10'ların, bak buradaki 4'lerin eşitliğini gör. Ha baştan sondan eşit uzaklık. Tam ortadan çek çizgi baştan sondan baştan sondan eşit zaten. Şimdi bize eğer Ömer Hayyam üçgeni ile ilgili bir soru gelirse nasıl gelebilir? Misal böyle gelebilir. Pascal üçgenin bir bölümü verilmiş. Yukarıdaki boş harflerindeki değerleri bul işlemin sonucunu yaz. Nasıl yazıyorduk? Bu arkadaşları topluyorduk. Bak buraya ne yazacağım? 2. Bu arkadaşları topluyorduk. Buraya ne yazacağım? 2 bir daha 3. Bu arkadaşları topladım. Buraya 3 bir daha 4. Buraya 3 ile 3'ü topladım. 6. Buraya 4 ile 1'i topladım. 5. Buraya 6 ile 4'ü topladım. Kaç yazmam gerekiyor? 10. E şimdi işlemi yapalım. A'yı kaç bulduk? 2. B'yi 3 bulduk. Eksi dedim C. Pardon. Artı dedim C. C'yi 4 buldum. Eksi dedim 6. E ile F'yi ekliyorum. E artı F onlarda da yazdım. Şimdi şurası 2 kere 3 6. 6'lar birbirini götürdü. Şurası 15 üstüne 4 e ekledim. Cevap ne geldi? Tas tamam 19'dur dedim. Soruyu bitirdim. Kolay bir soruydu zaten. Şimdi binom açılımı nedir? Binom açılımı bize A artı B üzeri N şeklindeki bütün ifadeleri açmamızı sağlıyor. Nasıl yani? Sen normal şartlarda A artı B'nin karesini açabiliyordun değil mi öğretmiştim? Sana A artı B üzeri 3'ü de öğretmiştim. Hatta hatta A artı B üssü 4'ü de tahmin edebiliyordun. Ama artık tahmin etmene gerek yok. Neyinci dereceden bile olsa sen artık onları açabileceksin. Mevzumuz da peki hocam? Mevzumuz şu. N'nin sıfırlısından başlıyorsun. N'nin sıfırlısı A üzerine A'nın azalan kuvvetlerine göre açıyorum. N A üzeri N. N'nin birlisi A'nın üstünü bir azaltıyorum. B'nin üstünü bir arttırıyorum. Aslında bak burada B var. B üzeri sıfır var. Ha ben üstünü aslında ne yaptım? Bir ekledim hocam. Aynen öyle. N'nin ikilisi A üzeri N eksi 2 B'nin karesi. B'nin üstüne bir ekledim. A'nın üstünden bir çıkardım. Nokta 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 bunu N'nin N'lisine kadar yaptığımda tabii şurası B olacak. B üzerine gelir. N'ye gelir güzel arkadaşım ortadaki terime yani ortadaki terim demeyelim genel terime dikkat et. N'nin reinci terimi aslında nasıl bulunurmuş o zaman bak. N'den 2'yi çıkarıp A'nın üstüne. N'den 1'i çıkarıp A'nın üstüne yazmış. Burada da N'den R'yi çıkarıp A'nın üstüne yazıyorum. A üzeri N eksi R çarpı B üstü R şeklinde yazacağım. Buradaki ufak düzeltmeleri de senden yapmanı istiyorum. Geldim bu tarafa. Şimdi. Hani dedim ya az önce A artı B üssü 1 dediğinde ne yapıyordun? Hocam A artı B yazıyorduk. Bu kadar. A artı B'nin karesi dediğinde ne yazıyordun? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bir de geliyordun ikincinin karesi. Kübü dediğimde ne yapıyordun? A'nın kübü artı 3A kare B. Artı 3AB kare. Artı B'nin kübü şeklinde yazıyorduk. Şimdi bak şu iki sayfayı yan yana getirmeye çalışacağım sana. Görüyor musun? Bak üçlülerde 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. A Pascal üçgenindeki yer. 1, 2, 1. 1, 2, 1. A Pascal üçgenindeki yer 1 1 üstünde 1 olduğunda üstünde 1 olduğunda he mevzuyu şimdi anladım ya hocam diyorsun değil mi? Pascal üçgeni meğer bu açılımlardaki ifadelerin önlerindeki kat sayıları bulmamıza yardım ediyormuş. Peki bir şey daha sorayım ben sana. Üstünde 2 yazdığında kaç tane terimden oluştu? 1 2 3 Hocam 3 tane terim var. Doğru mu? Üstünde 3 yazdığında 1 2 3 4 kaç tane terimden oluştu? 4 tane terimden oluştu. O zaman terim sayısını bulmak için üstüne ne yapıyorsun? 1 ekliyorsun. Bu da çok önemli bir kural ki bunu çok sık kullanacağım zaten. A'nın kuvvetleri azalırken dikkat et B'nin kuvvetleri artıyor. Zaten ona dikkat etmiştik hocam. Her bir terimde kuvvetler toplamı nedir? Burada ne demek istiyor hocam? Bak buradaki kuvvetlerin toplamı 3. Üstü verdi mi verdim? Burada B'nin üstünde hiçbir şey yazmasa da biz biliyoruz ki bir yazıyor. Kuvvetlerin toplamı 2 bir daha 3 verdi. Burada A'nın üstünde hiçbir şey yazmasa da biliyoruz 2 bir daha 3 verdi. Sadece 3 üç var. 3'ü verdi. Olay mevzu bundan ibaret arkadaş. He o zaman buradan da anlıyorum. Kuvvetler toplamı her zaman neyi verecek? Bu da bize sorularda inanılmaz bir kolaylık sağlayacak. Artık mantığı anlıyor muyuz? Anlıyoruz. Hocam sen az önce bir genel terim falan dediydin. N'nin reelisi a üssü n eksi r çarpı b üssü r demiştim. Dikkat et n eksi r r bak bunları aldım n eksi r artı r yazdım cırt cırt n kaldı. Gerçekten de şuradaki kuvveti elde ettim. Olay mevzu bu. Yine bize soru çözdüren ifadeler bunlar. Bak burası a'nın azalan kuvvetlerine göre burası bir de bu arkadaş bir sürü soru çözeceğiz biraz da bunlarla ilgili açılımın katsayılar toplamını bulmak için. Unut binom açılımını. Ben sana derken ki polinomlarda katsayılar toplamını istiyoruz. X yerine 1 yazıyorduk. E o zaman sen katsayılar toplamını bulmak istiyorsan burada değişken 2 tane de olabiliyor. X yani o değişkenler yerine ne yazacaksın? 1 yazacaksın. Hocam biz polinomlarda sabit terim bulmak için X yerine 0 yazıyorduk. Hiç fark etmez. Binom açılımında da sabit terim bulmak için yine o değişkenlerin yerine bu sefer ne yazıyorsun? Yine 0 yazıyorsun olay mevzu bundan ibaret. Peki bu son anlattığım iki kısımla ilgili nasıl soru gelir? Bir sorulara bakalım beraber. 3x 1 üzeri 7 ifadesinin açılımındaki sabit terimi istiyorum. Sabit terim nasıl bulunur? Hocam sabit terim x yerine nasıl buluyorduk normalde sabit terimi? 0 yere vererek bulunabilir. 3 çarpı 0 eksi 1 üssü 7 aldım. Şuraya gitti. Buradan ne geldi? Eksi 1 üssü 7 geldi. Buradan ne geldi? Cevap eksi 1'dir dedim bitirdim soruyu. Geldim buraya. Kat sayılar toplamına. Şimdi kat sayılar toplamı dediğinde ne yapıyoruz? X eşittir 1 yazıyoruz. 3 çarpı 1 eksi 1 dedim. Üstüne ne yazacağım? 7 yazdım. 3'ten 3 kere 1 3. Biri gitti 2. 2 üstü 7'ymiş. Demek ki kat sayılar toplamı bize ne gelecek? 128 gelecek. Mantığını anlıyor muyuz? E hocam polinomlarla aynı. Aynen öyle. Şimdilik bir şey değişmedi. Şimdi Yukarıda anlattığım o özellikleri bakalım gerçekten anlamış mıyız? Bir de onu görelim beraber. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci ifadeye bakalım. Buradaki sabit terim birdir diyor. Sabit terim nasıl bulunuyordu? X yerine 0 veriyorduk hocam. X yerine 0 verdim. Eksi 2 üzeri 13 dedim. Buradan ne geldi? Eksi 2 üstü 13. Hayır sabit terim 1 değildir. Çünkü sabit terim bulmak için biz X yerine 0 veriyorduk. Geldim ikinci maddeye. İkinci maddeye de kat sayılar toplamı diyor. Kat sayılar toplamı için x yerine ne verirsin? 1. Bu kadar bu iş. Bu kadar. Dedim ki x yerine 1 verdim. 1 eksi 2 üssü 5'ten ne geldi? Eksi 1 üssü 5. E o da zaten sadece eksi 1 demektir. Baktım gerçekten eksi 1 diyorsun. İkinci madde doğru. Geldim üçüncü maddeye. Üçüncü maddede bıdı bıdı ifadesinde m artı n toplamı 9'dur diyor. Bak o M ile N burada mı? Ne dedim az önce? Buradaki kuvvetler toplamı neyi vermek zorundaydı? Buradaki üssü vermek zorundaydı. 7'yi vermek zorunda. Sen kaçı verdin? 9'u kusura bakma. Sen de yalnızsın diyorum. O zaman yalnız 2 numara doğrudur dedim olay mevzu budur dedim. Terim sayısı da bizim için önemli. Deseydi ki bunun açılımındaki terim sayısı nedir? Burada 7'yi gördüm. Bir eklerin 8 terim var. Buradaki terim sayısı 6. Buradaki terim sayısı 13 yazıyor üstte 14. Bunları da söylemeyi ihmal etme. Bunları da daha doğrusu bilmeyi ihmal etmeliyim. Benimsin sana yazmış oldum. Şimdi Geldik binom açılımında en önemli ifadeyi Az önce de yazdım ama o genel terimi bilmek zorundasın. Genel terim şu arkadaş. Biz normal şartlarda x artı y üssü neyi açarken bıdı, bıdı 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 başlıyoruz ya. Artı bana r inci terimi söyle tamam mı? Genel terim dediğim bu. Sen r inci terimi genel terimi yazabilirsen her terimi yazarsın. Bugüne kadar ÖSYM'nin sorduğu sorularda genel terimi kullanmadan soru çözemedin. Genel terimi bilmeden soru çözemezsin. Bunu da söylemedi de Mehmet Öğüt evet Hocam. Kopyayı da verdim. N'nin R'lisi çarpı. Devam ediyorum. X üzeri N'den R'yi çıkarıp yazıyoruz. N eksi R çarpı Y üzeri sadece R. Artı nokta 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 devam ediyor. Peki bunu sana sorsam desem ki burası baştan kaçıncı terim? baştan kaçıncı terim olduğunu nasıl söyleriz? Hocam reyinci terim. Hayır reyinci terim değil bak. Burada ne sıfır var. Ne bir var. Nokta nokta geliyor. Kaça geldim? R'ye. Ha baştan R artı birinci terimdir senin şu an yazdığın aynı zamanda. Kaçıncı terimmiş benim şu an yazdım? Aynı zamanda sıfırdan başladığı için sıfır bir iki. R'ye geldiğime göre R artı birinci terimdir buradaki mantığı da çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi birazdan çözeceğimiz sorularda da kullanacağım için şunu da hatırlatmasını yapmak istiyorum. Hani biz sana problemlerde şunu dedik sıra problemlerinde ben sana baştan kaçıncı olduğunu diyelim ki baştan x'inci ol sondan y'inci ol tamam mı? Burada sırada kaç kişi var dediğimde ne yapıyordun? X ile Y'yi topluyordun. Yalnız diyordun ki kendimi iki defa saydım. Hocam biri çıkarıyordum. Sıradaki insan sayısı. Sıradaki insan sayısı. Hatırladın mı buradaki mantığı? Hatırladın. Bak bu hatırlatmaları da yaptığıma göre şimdi gel yavaş yavaş gel bakalım. Yine ben sana dikkat edeceğin yerleri bir kez daha burada dikkat diyerek bildirimleri aç diyerek hatırlatayım. Sonrasında da soru çözelim. Dersin sonuna kadar soru çözeceğiz bu artık binomda gelebilecek bütün soru tiplerini görmüş olacaksın aslında x artı y üstüne açılımında her bir terimdeki x ve y çarpanlarının kuvvetleri toplamı neyi verir? Bu olmazsa olmazımız biz bu soruların hepsinde hemen hemen bu kuralı kullanacağız. Yani sen açılımı yaparken her zaman x'in önündeki ki genel terimdeki açılım en güzel buna örnektir. Şu genel terimin açılımıydı. Şunlara dikkat et. N X, r r bana neyi veriyor? Neyi veriyor? Ha, her zaman bunu kullanacağız. A artı B üstüne ifadesinin açılımı A'nın azalan kuvvetlerine göre düzenlenirse baştan R artı birinci terim benim aynı zamanda genel terimindir. Az önce yazdım bak burası ne dedim R artı birinci terimdir dedim. Anlaştık mı? Anlaştık. Devam ettik. Eğer bana ortadaki terimi sorarsa ortadaki terim kaç arkadaş? Dersen nasıl yaparsın? Bak e bunu şöyle yapalım. A Artı B'nin altıncı kuvvetinin açılımını yapmaya çalışıyorum. Altının sıfırlısı yazdık bıdı, bıdı bıdı bıdı. Altının birlisi yazdık. Altının ikilisi yazdık. Altının üçlüsü yazdık. Altının dörtlüsü yazdık. Altının beşlisi yazdık. Altının altılısını yazdık. Tam ortadaki terimi bana söyler misin? Budur değil mi tam ortadaki terim? Tam ortadaki terim altının üçlüsüdür. Bak üç birim buraya uzak, üç birim buraya uzak. 6. Aslında bunu 2N olarak düşünsek 6. N ne neresidir? 3'tür. O zaman 6'nın üçlüsü şeklinde düşünebilirsin. Eğer sana çift kuvvet verdiysem bu açılımdaki ortanca terimi de soruyorsam 2N'nin N'lisi diyeceksin. Anlaştık mı? Anlaştıysak gelsin bakalım örneklerimiz. Şimdi ilk örneğimizi çözüyoruz. İfadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan dördüncü terim ne olur? Hocam ben ezberleyemedim. Ezberlemediysen şöyle yapabilirsin. 6'nın sıfırlısı, 6'nın birlisi, 6'nın ikilisi. Baştan sona hepsini yazmayacağım. 6'nın üçlüsü, 6'nın dörtlüsü bıdı bıdı gidiyorum ya. Bak bu birinci terim, bu ikinci terim, bu üçüncü terim, bu dördüncü terim. Hee dördüncü terim neymiş hocam? 6'nın üçlüsüymüş anlaştık mı? Dördüncü terim demek R artı 1 4 çıkıyor demek. R kaç olacak? 3. Demek ki bana neyi soruyor? Altının üçlüsünü soruyor. Altının üçlüsü çarpı bitti mi? Bitmedi. Buradaki birinci ifademiz ne? Değişkenimiz ne? 3x. Bu 3x'in üstüne ne yazacağım? 6-3 yazacağım. Neye göre yazıyorsun hocam bunu? Bak buradaki formüle göre yazıyorum. Buradaki formül ne diyorsa onu yazıyoruz. Şuraya y yazarım. Bak önce n-r n-r yazdım. Çarpı ikinci terimle eksi y'nin eksi y tamamını alıyorsun. Onu da r'yi. R kaç? 3. Üzeri 3 mi yazdım? Devam ettim 6'nın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 3'ün. Bak buradan 3 geliyor. 3'ün 3. Üçüncü kuvveti. 3'ün 3. Üçüncü kuvveti çarpı x üssü 3. Bak bu nedir? Eksi y üssü 3'tür. 2 kere 3 6 bunlar gitti. Şurası 20. Şurası 27. Çarparak geliyorum artık. 3'ün Üçün 3. kuvveti 27. 20 ile çarpıyorum 0. 2 kere 7 14'ün 4'ü 540. Şuradaki de eksi yazıyorum. Eksi 540 çarpı x küp çarpı y küp aranan cevaptır dedik. İşte 4. terimim buymuş. Hocam ben göremiyorum. X'in azalan kuvvetlerinin açıldığına göre sondan yedinci terim nedir? Yaz abi yaz. Sınavda ne kadar şey gelebilir ki? Onun sıfırlısı, onun birlisi, onun ikilisi, onun üçlüsü, onun dörtlüsü, onun beşlisi, onun altılısı, onun yedilisi, onun sekizlisi, onun dokuzlusu, onun onlusu. Doğru mudur? Doğrudur. Ne diyor? Açıldığında sondan yedinci terim, birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, dördüncü, beşinci, Altıncı, yedinci. Demek ki sondan yedinci terim neymiş? Onun. Dörtlüsüymüş be hocam. Hocam öyle değil. Şöyle yapalım. Sıra problemi. Az önce yaptığım hatırlatmayla öğret hocam. Burada üzeri 10 yazıyorsa kaç tane terim var? 11 tane terim var. Doğru mu? Şöyle bak. 11 tane terim var. Burada toplamda 11 kişi varmış gibi düşün. Evet hocam. Sondan kaçıncıyı arıyorum? Yedinciyi arıyorum. Şimdi 11'e verebilmesi için. O zaman baştan kaçıncı terimdir bu arkadaş? Onu bilmiyoruz değil mi şu an? Nasıl bulacağız hocam? Bak M'inci terimde baştan. Baştan terim, sondan terim, eksi bir neyi veriyordu bana? İnsan sayısını veriyordu ki 11'i vermesi gerekiyor. Bak burada 6 kaldı. Karşıya attım. Demek ki baştan kaçıncı terimmiş? Beşinci terimmiş. Bak 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Baştan terim, beşinci terim. İster böyle kişi problemi gibi çöz. İstersen böyle yazı ver anında çıksın. Demek ki biz neyi arıyoruz hocam? 10'un dörtlüsünü arıyoruz. Hadi gel bakalım. 10'un dörtlüsü eşittir dedim. Çarpı dedim. Bak bakalım. Birinci terim ne? X. X'in üstüne ne yazıyorduk? 10 eksi 4'ü çarp yazıyorduk. Çarpı. İkinci terim ne? Eksi 2y. Bunun üstüne neyi yazacağız? Direkt şuradaki r değerini yazacağım. O kaç? 4. İşlemlere devam. Onun dörtlüsü 10 On çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7. 4 tane geri açtım. 4, 3, 2, 1. Gerek yok 1'e. x üzeri 6 yazdım. Çünkü buradan 6 geldi. Eksi 2 üzeri 4 nedir? 16'dır hocam. Değil mi? eksi gider. 2 üzeri 4 16'dır. Buradan ne gelir? Y üzeri 4 gelir. 6 gelmez. Pardon. Şuraya da Y üzeri 4 geldi. Onu da yazdık. Şimdi yola devam bakalım. Başka ne yapıyoruz? 2 kere 4, 8 eledim. 3'e böldüm. 3, 3 kere 7, 21, 10 çarptım. 210 çarpı 16 çarpı x üstü 4 pardon x üzeri 6 çarpı yazamıyorum y üzeri 4 evet işlemsel olarak bizi zorluyorlar ama hiçbir şekilde çıkmamazlık yapmıyorlar mantığı anlıyor hocam 210 ile 16 ben çarpmayacağım boş ver o benim ilgi alanıma girmiyor artık benim için önemli olan sana bunları öğretebilmek öğreniyor muyuz bana onu söyle öğreniyorsak ne diyoruz gönder gelsin sıradaki soru 30. soruya geldik şimdi 30. soruda da yine bir nevi tekrar gibi yapacağız bakacağız bakalım İfadesiyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor 8 tane terimden oluşuyormuş. Arkadaş 8 terimden oluşuyorsa terim sayısını nasıl buluyorduk? N artı 1 8 ise N kaçtır? 7'dir. O zaman bu bilgi bana şunu verdi. Arkadaş senin elinde AX artı B üzeri 7 diye bir terim varmış. Güzel. Sabit terimi 1'dir. Sabit terim nasıl bulunuyordu? x yani değişkenler yerine 1 yazarak bulunuyordu. x yerine pardon sabit terim diyor. Hocam sabit terimde x yerine 0 yazıyorduk. x yerine 0 yazdım. a çarpı 0 artı b üzeri 7'nin cevabı ne geliyormuş? Eksi 1. b üzeri 7'nin cevabı eksi 1 ise b'nin cevabı nedir? Eksi 1'dir. O zaman bu bilgi bana b'yi verdi hocam. ax eksi 1 üssü 7. Oldu mu oldu? Kat sayılar toplamı 128. Kat sayılar toplamı için x yerine kaç yazarsın? Hocam 1 yazıyorduk. Şimdi şurada x yerine 1 yaz bakalım. a eksi 1 üssü 7 eşittir 128. E 128 2 üzeri 7. Tabanlar birbirine eşit olmak zorunda. a eksi 1 eğer 1'e değil 2'ye eşitse. Şu 7'yi silelim. 2'ye eşitse a'nın cevabı ne olmalıdır? 3 olmalıdır dedim. Burada da son durumu yazıyorum artık. Elimde 3x eksi 1 üssü 7 diye bir ifade var. Ve ben bunu x'in azalan kuvvetlerine göre açtığımda güzel. Sen azıcık bu tarafa gel. Ben de biraz bu tarafa kayayım. Daha rahat yazabilmek amacıyla yapıyorum. x'in azalan kuvvetlerine göre açtığında 3. terimin kat sayısını olur. Bak 7 yazıyor ya. 7'nin sıfırlısı. 7'nin birlisi. 7'nin ikilisi. Kaçıncı terim oldu? Hocam 3. terim oldu. Niye böyle formül morbile ezberleyeyim? Yaz böyle geç. Ve ben burada neyi arıyorum? 7'nin ikilisinin önündeki kat sayıyı arıyorum. Çarpı. Bak 3x'in nesini alacağız? 3x üzeri 7 eksi 2'sini alacağız. Doğru. Çarpı. Eksi 1 üzeri neyi alacağız? 2'yi alacağız. Yazmaya devam. 7'nin ikilisi nedir? 7 çarpı 6 bölü 2'dir. Çarpı. 3 üzeri. Bak buradan 5 geliyor. 3 üssü 5 çarpı. X üssü 5 çarpı. Eksi 1'in karesi 1'dir. Şunları sadeleştirdim ne geldi? 3 geldi. 3 kere 7. 21 çarpı. 3 üssü 5 çarpı. X üssü 5. Ama önündeki terimin kat sayısı. Bak burası kat sayıdır. Anlaştık mı? Kat sayısı kaçmış? 21 çarpı 3 üzeri 5'tir dedim. Vurdum cevabı. Olayı bitirdim. Anlıyor muyuz? Bunun çok benzeri yine sınav sorusu olarak gelmişti haberin olsun. Şimdi Burada elinde eski baskılardaki bazı arkadaşlar da 31. soruda bir değişiklik yaptık arkadaşlar. Bu soru değişti lütfen güncel soruyla düzeltelim tamam mı? Bu soruyu lütfen elinizdeki güncel soruyla düzeltin. Elindeki eski baskılardan dolayı özür dilerim. O soru bir önceki soruyla çok benzer olduğu için değiştirildi yerine bu yazıldı tamam mı? Şimdi bu ifadenin açılımındaki ortanca terimi istiyorum senden. Ortanca terim için ben sana ne dedim? AX artı B üzeri N şeklinde bir ifade varsa ortanca terim nasıl bulunuyordu? 2 ne? Daha doğrusu burası 2 neyse burası neyken bulunuyordu. Peki benim dediğimde 2 ne eğer 8 ise neyi kaç almalıyım? 4 almalıyım. O zaman ne yazacağım? Neyi 4 alırsam 8'in 4'lüsü. Ben kimi arıyorum? 8'in 4'lüsünü arıyorum. Çarpı x üzeri 3 var bak burada. Aynen aldım. 8 eksi 4'ü üstüne yazdım. Eksi 1 bölü x var. İkinci terimi birebir kopyaladım yazdım. Üstüne r yazdım. O da 4. Bitti bu kadar. Şimdi bunu düzenleyip cevabı bulacağım. Soruyu bitireceğim. Biraz bu tarafa çekelim. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2. Çarpı. Bak buradan ne kaldı? 4. 4 kere 3'ten ne geldi? 12. X üssü 12 çarpı. Buradan eksi 1 üzeri 4 artık pozitif olur. Bölü yazdım buraya. Ne yazdım? X üssü 4 yazdım. Devam ettim. 2 kere 4 8. Bu sadeleşti. 2, 2 kere 5 10. Ne kaldı geriye? 70 çarpı. Bölüm durumunda üstler birbirinden çıkarıldı. X üzeri 8. Cevabımız 70 çarpı X üzeri 8'dir. Ortancadır. Oluyor mu güzel arkadaşım? Olacak tabii ne var ki bu sorularda? İnanılmaz kolay. Bakma. Ya binom açılı olmuyor. Bilim ne Nesi olmuyor bu binom açılı? Ben anlamıyorum arkadaş. Bunu soruyor adamlar. Mesela bak en sık kullanılan soru tipi ki bu soru tipini çözebiliyorsan binom açılımındaki aslında birçok soruyu çözebilirsin oluyor. Bu sana soruları çözdürecek. Bu soru tiplerini çözebildiğin an olay bitmiştir. Bıdı bıdı ifadesi veriliyor. Buna göre A kaçtır? Hocam ben ne bileyim? Kaçıncı terim bu? Biliyor musun? Bilmiyorum. O zaman şöyle yapıyorsun işte. Diyorsun ki bu R inci. N'nin R'lisinde bana karşılık gelen olsun. Yani R artı birinci terim olsun. Bilmediğim için öyle diyorum çarpı. Bunun mantığına göre benim nasıl yazmam lazım? 2x karenin üstüne n eksi r yazmam lazım. Çarpı eksi 1 üzeri y'nin kübü. Eksi 1 y'nin kübüne de neyi yazıyorduk? R yazıyorduk. Peki n belli mi? Belli. Sil buradaki n'yi. 6 yaz. Sil buradaki n'yi. 6 yaz. Tek bilinmeyen var. Kim? R. R'yi bulmam lazım. Nasıl bulacağız hocam R'yi? Arkadaş altının R'lisini bulabilir misin? Bulamam. X'in üstüne hesaplayabilir misin? E, hesaplarız hocam. Ne var ki burada? Bak sadece x'in üstüne odaklan. 12 eksi 2r. Değil mi? Burada x'in üstünde kaç var? 8. Ha. Demek ki 12 eksi 2r neye eşit olmalıymış? 8'e at karşıya 2r eşitse 4'e r eşittir. Kaçmış aslında 2. Aslında şuradan da bulabilirdim. Bak şimdi buraya. Eksi benim için önemli değil. Y'nin üstünü hesapla. Üstün üstü ne yapılır? çarpılır hocam. Ama y aşağıda ya. Bak bunu düzenleyip yaz bana. Eksi y üzeri eksi 3'ün range'i kuvveti üstün üssü çarpılırsa y'nin aslında üstünde kaç yazıyor? Eksi 3 r yazıyor. O kaça eşit? Eksi 6'ya eşit. Buradan da hesaplayabilirdin. He, R'nin cevabı buradan da 2 geliyor. Artık R'yi bulduğuma göre A'yı bulabilirim. Çünkü şurada yerine yazmam yeterli. A'yı bulmak için R yerine 2 yazdım çarpı 2x karenin üstünde 6 eksi kaç yazacağız 2 çarpı eksi 1 bölü y küp üstüne kaç yazacağız R yerine 2 yazacağız yola devam Ay çok bu tarafa geldim bu tarafa geldim geri 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 6'dan 2 çıktı ne kaldı 4 şimdi üssü dağıtıyorum 2 üssü 4 çarpı x üzeri bendesin üstün üstü çarpıldı 8 bitti Bak üstü çift sayı eksiden kurtulduk. Y üzeri 2 kere 3'ten ne geldi? 6. Hocam burada sadeleştirme var. 3. Burada sadeleştirme yani üstü ifade var. Düzelttim. 16. Ne geldi? 3 kere 5 çarpı 16 çarpı x üzeri 8 çarpı y üzeri eksi 6 geldi mi? Soruyorum sana. Buradaki x üzeri 8 ve y üzeri x 6 var mı? Var. Kim yok? A yok. A nerede? Burada. 15'te 16'nın çarpımında yatıyor. Çarpıyorum 6 kere 5 30. 80 16'yı yazdım ne geldi? 240. O zaman diyorum ki A eşittir kaçtır? 240'tır dedim. Vurdum soruma cevabı. Geldim son iki soruya güzel arkadaşım. Bu sorularla birlikte bitiriyorum. Dedim ya az önce bu tarz soruları çözebiliyorsan olay bitti. Lütfen bunu önce sen çöz. Lütfen anlayıp anlamadığını öğrenmek istiyorum. Bu soruyu durdur video sen çöz. Bitir sonra Mehmet hocam. Çözdüm bitirdin. Delikanlı mide doğruyu söylüyorsun. Aramızda yalan yok. Aram Ulan kim var aramızda? Biz sen bir bu tarafta. Ne yalan söylüyorsun? O yüzden dene bir kere. Ne kaybedersin? Hocam kalem oynama. Ya nereye kalem oynama? Aç yukarıya. Aç yukarıya bak. Oynattın mı kalemi? Gel şimdi. Sadece oynatma yalnız. Şimdi hocam ben bilmiyorum burası nerede geliyor. Ne enin gelsin diyorsun. Birinci terim ne? 3x. Aynen alıyorsun. Nasıl yazılır? N eksi r şeklinde çarpı. İkinci terim ne? Aynen yazıyorsun. Eksi y. R üstüne yazdım. Şimdi amacım kimi bulmak? Hem neyi hem R'yi bulmak. O zaman bakıyorum. Burada x'in kuvvetini hesaplayabilir miyim? Hesaplarım hocam. Buradan şöyle yapalım. x'in kuvveti ne geliyor? N eksi R'ye geliyor. Burada x'in kuvvetine x üzeri 5. O zaman bu x'in kuvvetleri birbirlerine nedir? Eşittir. Kısaca n eksi r n'ye eşit 5'e. Bu kenarda dursun abi. Şimdi y'nin kuvveti kaç? 3. O zaman buradaki y'nin kuvveti de 3 çıkacak. Bak y üzeri 3 eşittir. Eksisi kalsın. Y üzeri y mi yazacaksın? A r'yi bulduk hocam. R direkt kaçmış? Aslında 3'müş. R yerine 3 üç yazarsan 3'ü karşıya atarsan n kaçtır? 8. R kaçtı? 3. Kes buradan soruyu. Yapıştır yerine. N yerine artık ne yazacağım? 8. R yerine 3 yazacağım. Demek ki 8'in 3'lüsü ne geliyormuş bu sayılar? Ya bak ne güzel çıkıyor. Ne kadar kolay. 3 üzeri x 8 eksi 3 çarpı eksi y üzeri 3. Bu kadar abim. 8'in 3'lüsü nasıl hesaplanır? 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 2 çarpı. Bak burası kaç? 5. 3 üzeri kaç yazacağız? 5 yazacağız. X üzeri kaç yazacağız? 5 yazacağız. Eksi üzeri 3. Ha eksi 1 aynen kalıyor. Y üzeri 3 mü de yapıştırıyorsun. 2 kere 3 6 gitti. 7 kere 8 56 yazdım. 56 çarpı. Ha bir dakika önüne eksiği çakalım. Neden? O eksiden kurtulamıyorum çünkü bu eksi kaldı burada. 56 çarpı. 3 üzeri 5 çarpı. X üzeri 5 çarpı. Y üzeri 3 aranan cevaptır. Yani kısaca senin A dediğin değer burasıdır. Vurdum cevabı. Eksi 56 çarpı 3 üzeri 5'e soruyu bitirdim. Tabii ki bunu hesaplamıyoruz. Onu geçiyoruz. Bak yine aynı tarz soru. Açılımındaki terimlerden biri bu olduğuna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Hemen başlayacağım. Öncelikle benim neye odaklanmam lazım? Peki bu A değeri ne zaman denk geliyor diye düşünüyorum. Bak böyle bir değer var. Pardon A çarpı diye başlıyor değil mi? A çarpı diye başlıyor. Bilmiyorum hocam? O zaman n'nin r'lisinde denk gelsin. Birinci terim x kare. Aynen alıyorsun. n eksi r'yi yazıyorsun. n eksi r'yi yazıyorsun. İkinci terim aynen alıyorsun. Eksik gedik bırakmadan. Eksi 2 y'nin kübü. üssü r'yi yazıyorum. Şimdi amacım x'in kuvvetine ulaşmak. Buradan x'in kuvveti 2 n eksi. 2R mi gelir dağıtınca? Evet. Buradan X'in kuvvetine X üzeri 6. Demek ki bu ifade bu ifade eşit. 2 ne? Eksi 2R eşit 6'ya. N eksi R eşittir 3'e. Beklesin kenarda. Y üssü 9. Y üssü 9 buradaki Y'nin kuvvetine mi eşit? Eşit. Y üssü 9 da eşittir diyorum. Y üzeri 3 R. 3 tane R 9 sa R'nin cevabı nedir? 3'tür. R'ye 3 yazdım. N'ye ne geldi? 6. Tamam. Herkesi bulduk. Artık cevabı bulalım. Şimdi diyorum daha doğrusu şu denklemi yazalım önce. X kare eksi 2Y'nin kübü üzeri 6. Bak burada ne diyor? Açılımında 7 tane terim vardır. Gerçekten 6 artı 1'den 7 terim vardır bu doğru. N eşittir 7'dir. Hayır bu ifade yanlış. Şimdi kimi bulmam lazım? A'yı doğru bulursam soru bitiyor. Şimdi gel bakalım. N yerine kaç yazdık? 6 yazdık. Şuraya 6 yazıyorum. R yerine 3 yazıyorum. 6'nın üçlüsünde denk geliyor x'in karesi üzeri 6 eksi 3 çarpı eksi 2 y'nin kübü üzeri yine 3. Bunları yazdık. 6'nın üçlüsü. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı x üzeri buradan ne gelecek? Şurası 3'te ilk kere 3'ten 6 geldi. Çarpı dedim yola devam ettim. Bak şuradan eksi 2 üzeri 3 var. O da eksi 8 demektir. Çarpı y üzeri buradan da 9 geldi. Cırt sana cırt sana gitti mi? Gitti. 4 kere 5 20 mi 20. Şu ikisini çarptın ne geldi? Eksi 160 çarpı x üzeri 6 çarpı y üzeri 9. Soruya bak. Sadece kim yok? A yok. Demek ki A kaçmış? Eksi 160'mış. Dedim. Vurdum. Soruma cevabı. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel bir soruyu bitirdim. Şimdi sadece bu bilgileri bilince sana iddia ediyorum ki gönder gitsin sorusunu çözebilmen lazım. Ey güzel arkadaşım 47. gün gönder gitsin sorusu çok önemli. Çünkü çok benzeri sınav sorusu oldu. Aritmetik ortalamadan kastını biliyorsun zaten değil mi? Aritmetik ortalamayı biliyorsun. Peki lütfen daha önce böyle bir soru çözmesen bile bu soruyu çözebilecek misin? Çözersen sen bordo belirsin. Çözersen sen sınavda gelecek bin on sorusunu da çözersin. Hiç affetmez. Ey güzel arkadaşım bu soruyu kesinlikle ama kesinlikle çözmeni istiyorum. Anlaştık mı? Anlaştık mı derim sana? O zaman ne diyoruz? Bir günün daha sonuna geldik diyoruz. O halde ben hemen gün sonunda yaptığımız işlem için tabii ki ne yapıyorum? Programı karşına getiriyorum. Bitti ya bitti bir şey kalmadı. Kara göründüğü biz zaten çoktan söylemiştik. Günün videosu izlendi hocam. Video ders kitabı dolduruldu hocam. Şimdi sırada video ders kitabı da bittiyse soru bankasına geliyor. Bakar mısın ya bitti azıcık sayfamız kaldı. Ya. 47. sayfamız burada. 47. sayfa 47. günümüz burada. 47. gün sorularını çözüyorsun, bitiriyorsun. 48'e artık olasılığa geçeceğiz. Olasılıkta da çok güzel sorular var. Hocam olasılık çok zor diyorlar. Permütasyon, kombinasyonu anladım. Binom önemli değil. Anladıysan olasılığı sana öğreteceğim anladıysan olasılığı yapacaksın. Ama önce permütasyon kombinasyonu lütfen tekrar et kısaca sonra gel. Nereye gel? Hocam 48. güne gelebilmem için bunu onaylamam lazım. Onayla gel. Onayla gel. İki gün olasılık sonra her ayrılık. Ay söyleyemedim. Mutkum tutuldu. Her ayrılık hüzünlüdür ama bizim ayrılıklarımız hüzünlü değildir diyeceğiz. O zamana kadar kendine iyi bak. 48. günde görüşelim. Hoş kal. Hoşça kal.